Kardeşim ya, iznin olursa lavaboyu tekrar kullanabilir miyim? O kadar çay içsem ben de giderdim. Ah. Şişt, fark ettin mi? Böyle bir seke seke gidiyor. Şimdi daha eminim. Bu sakatladığım tıp öğrencisi. Ya seke seke falan gitmiyor. Halik adamın bacağı uyuşmuş. Bir şey normal yürüdü yani. Sen fark ettin ama değil mi? Böyle bir sekti, böyle bir karık karık. Yo, ben fark etmedim. Nasıl fark etmiyorsunuz ya? Tabii ben kimlere soruyorum. Ama ben işte böyle top oynadım mı biraz sert oynarım. Böyle yıllarca kalır böyle acısı, sısısı, ondan sonra izi. Vallahi Haluk Bey, Voldemort gibisiniz. O da Harry Potter'ın alnına yıllarca taşıyacağı bir iz bırakmıştı. Dırıldanma, kapıyı aç, kapıyı aç. Aa, Jetta Özlem'le Doğrucu Bey geldiler. Merhaba. Merhaba efendim. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Yo, estağfurullah. Buyurun, hoş geldiniz. Aa, merhaba. Misafiriniz varmış galiba efendim. İsterseniz biz sonra gelelim. İlk defa mantıklı bir şey söyledi. Canım öyle şey. Yani yabancı biri değil zaten. Haluk'un yakın bir arkadaşı. Öyle mi? Biz tanır mıyız kim? Vallahi ben de daha yeni tanıştım. Sizin tanıyacağınızı sanmıyorum. Doktor Eray Bey kendisi. Bu bilgi daha kesin değil. Bence yaymayalım Emine'ciğim. O zaman Eray Bey gelsin, bir deneyelim bakalım. Test edelim doktor mu değil mi? Ya bence adam gibi soralım. Sıkıldım ben bu oyundan. Ne bu böyle ya? Haluk'cum, bence önce bir çaktırmadan öğrenmeyi deneyelim. Olmadı sorarız. Yani biraz hassas biri de kırmak istemiyoruz. Ondan yani. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Biz şimdi hiç belli etmeden sorar öğreniriz bir şeyler. Hayatım, benim de ne zamandır dizim ağrıyor biliyorsun. Gelsin sorarım. Doktorsa cevap verir zaten. Sor canım, sor. Aa, doğru. Şimdi aklıma geldi, böyle benim de midemde bir yanma oluyor. Sorarız. Tedavisini doktorsan söyler zaten, bilir. Merhaba Eray Bey, ben Özlem. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba efendim, ben de Sertaç. Haluk Bey ve Meltem Hanım'ın kapı komşularıyız. Onu biliyorum da daha önce yüz yüze karşılaşmamıştık tabii ki. Efendim, sizi hazır yakalamışken benim dizimin şurasında bir ağrı var. Ne yapmam lazım sizce? Bilmem. Nasıl bilmem efendim? Siz bilmeyeceksiniz de ben mi bileceğim? Nasıl bir ağrı var sizde? Efendim, böyle merdiven çıkarken sızım sızım sızlıyor. He, o benim kuzenime de olmuştu bir ara kardeşim o. Ya sinir sıkışması oluyor ya da ne bileyim böyle ödem olmuştur orada. Şey deneseniz, bu at kestanesi yağı vardır meşhur. Ondan bir sürün bakalım, belki ağrıyı alır. Evet. Şimdi böyle en çok da portakal yiyince böyle bir yanma oluyor. Allah Emineciğim, benim hiç anladığım konular değil bunlar, ne bileyim. Hayatım, bu adam doktor moktor değil, hiçbir şey bilmiyor bu adam. Tertesin sen, sen. Peki şimdi sizin önerebileceğiniz hiçbir şey yok mu? Vallahi nane, limon falan kaynatıp böyle içiyor musun hiç? Yok. O zaman şöyle yap, sabahları mesela aç karnına nane, limon kaynat. Böyle güzelce onu iç. Yani benim bir komşumun eltisi vardı, öyle yaptı. Kadın çok rahatladı sonra. Gerçi onun mide bulantısı vardı ya, bu muydu? Yok. Böyle onun da buna sana benzer bir şeydi. İyi geldim ona. Tarçın marçın da koydular. Karışık, bilmiyorum, kafana göre tabii. Ha, tamam, nane limon falan diyorsunuz yani. Emineciğim, bence biz seni bir doktora götürelim, böyle endoskopi falan yapılsın. Hayatım, hı, bu koca karı ilaçları nane limon falan diyor. Söyleyeceğim yüzüne doktor değilsin diye. Karışma isterlerse onlar söyler. Sana ne, belki tarzı bu bitkiselden yürüyor. Allah. Eray Bey, ben soru olarak size bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun sorun. Şimdi benim bu sırtımın tam ortasında... Ama niye? Soyunda. Özlem Hanım, ne yapıyorsunuz? Ayol tıpta ayıp olmaz ki. Özlem Hanımcığım, yani burası böyle kalabalıkken siz sırtınızı açıp şey yapmasanız mı acaba? Tamam. Eray Bey, içeriklerim mi sizinle? Kardeşim, bu kadın ne demek istiyor ben anlamıyorum. Şey anlamında söyledi herhalde. O hani bir sırtını sana dinletmek istiyor. Yok yok. Sivilce çıktı sırtımın tam ortasında. Şimdi acaba karaciğerimi yordum? Biraz fazla yağlı yedim ben bu ara. Ondan mıdır acaba?
yemeyin. Yani papatya çayı iyi gelir derler. Yani ben öyle biliyorum. Yani çok anladığım konular değil bunlar, ne bileyim ben. Efendim madem anlamıyorsunuz, niye yok at kestanesi ya, yok papatya çayı, yok nane limon diye sıralayıp duruyorsunuz bilip bilmeden? Sus, ne yapayım hayatım, susamam. Yalan mı söyleyeyim? Efendim siz doktor değil misiniz? Nasıl bu konuları bilmiyorsunuz anlayamadım yani. Yo, ben doktor falan değilim ya. Nereden çıktı bu? Ana! Sertaç. Mutfak. Niye efendim? Çeçen. Bana bak Sertaç, içeride ağzını açmayacaksın, tamam mı? Haluk Bey, ben şimdi doğru mu anladım? Siz aslında Eray Bey'in kim olduğunu hatırlamıyorsunuz ama sanki hatırlıyormuş gibi yapıp ona yalan söylüyorsunuz. Diyelim ki öyle. Sana ne? Sana mı kalmış söylemesi? Benim misafirim, ben ilgilenirim, ben konuşurum. Haluk Bey, insan arkadaşının mesleğini bile hatırlamaz mı? Ya bana bak, sana söylüyorum, ağzını açmayacaksın, tut kendini. Bana bırak. Bak fena yaparım ha. Ağzını açmayacaksın, tamam mı? Bak gözüme. Bakıyorum efendim. Ha. Hadi. Ağzını açma. Meltem Hanım, hadi izninizle ben gidiyorum. Tamam Emineciğim, görüşürüz. Ay biliyorsunuz ben yarın uçağa bineceğim ya. Ay öpeyim barisi ya. Ay Emineciğim, bu kadar endişelenecek bir şey yok. Bineceksin, bir saat sonra ineceksin. Merak etmeyin, ben öğrettim zaten ona gerekenleri. Bak söylediklerimi lütfen sakın unutma Emineciğim. Tamam. Ay Haluk Bey ya, sizi de öpeceğim be. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Senin şansına da bak. Ülkeye yarın çok büyük bir böyle fırtına, tufan geliyor diyorlar. Bu da senin için. Ama niye? Tufan mı? Kasırga, kasırga. Yok. Yok yok, korkma korkma. Ben Allah'ın izniyle rahat rahat git gel, bir şey olmaz. Aşk olsun Haluk Bey ya. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Hoşçakalın. Kardeşim, sana bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Böyle kafede yanına gelmeden önce bayağı bir düşündüm. Gelsem mi, gelmesem mi? Bilemedim. Niye canım? İyi ki geldim. Ne bileyim yani, şimdi uzun süre sonra böyle yüz yüze geliyoruz. Beni sıcak mı karşılarsın, sevecen mi davranırsın, böyle soğuk mu olursun, kötü mü davranırsın, çok bilemedim yani. Yok canım, niye soğuk davranayım yani? Tabii canım, yani hele yani bu kadar zamandan sonra değil mi Haluk? Ya. Ben de seni gördüğüme sevindim. Henry Onyekuru. Sertaç sus. Sertaç Bey ne oluyor? Henry Onyekuru Eray Bey. Sertaç. Siz ona bakmayın. O öyle ara ara böyle şeyler yapıyor. Sen devam et. Ne bileyim işte böyle... Bu zamanda böyle dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler kalmadı artık ya. Değil mi? Mutlusun değil mi kardeşim? Çok. Henry Onyekuru. Taç. Özlem Hanım, acaba diyorum siz Sertaç Bey'i böyle bir sustursanız falan mı? Burada bir şey konuşuyoruz. Ha, susturum efendim, merak etmeyin. Sonra bakın düşünsenize. Beni evinize davet ettiniz. Ben burada çayınızı içtim, böreğinizi yedim. Bunlar çok değerli, çok güzel şeyler. Rica ederiz. Afiyet olsun. Ne demek? Her zaman. Yok yok, öyle demeyin. Yani ne kadar teşekkür etsem az kalır. Diyorum ya, bu zamanda böyle şeyler kalmadı artık. Teşekküre gerek yok. Doğru söylüyorsun. Bence de gerek yok. Yani sonuçta bugüne bugün ne kadar zamandır arkadaşız, öyle değil mi yani? Hatırlıyor musun? İlk arkadaşlığımız ne zaman başladı? Hatırlıyor musun kanka? Tabii ya. Sonra sakin ol. Tam olarak ne oluyor Sertaç Bey? O böyle ara ara ataklar geçiriyor böyle. Sen ona takma, boş ver. Şimdi böyle durumlarda soğan falan koklatın derler. İyi gelirmiş. Ama ben de çok bilmiyorum yani. Özlem Hanım, Sertaç Bey bir terasa mı çıkarsanız acaba? Yok, ben eve götüreyim onu artık. Kalk Sertaç. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hadi o zaman yine gelin.
Henry Onyekuru. Henry Onyekuru herhalde. İşte böyle renklidir bizim komşular. Değil mi Haluk? Çok. Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tutar.